Şimdi ilkinden başlayayım. İlki zaten benim tam uzmanlık konum. Yani bu ülkedeki tasarrufsuzluk, harcama kültürü, gösteriş kültürü. Ya inanılmaz. Bu vardı zaten bizim genlerimizde. Bir kez kabul edelim. Nasrettin Hoca'nın işte ye kürküm ye hikayesi vardı ama son dönemde daha da artmaya başladı. Çünkü bunun bence nedeni işte biraz daha biz bir sürü konuda Orta Doğu'yu örnek alıyoruz. Orta Doğu'ya yaklaşıyoruz. Orta Doğu kafasına yaklaştıkça oralarda bu çok normal ve saygı görüyor. Yani ben hatta Dubai'de şunu görmüştüm. Bunu belki çoğu insan bilmiyordur. Bunu yeni öğrendim ve şok oldum. Orada insanlar araba almak yetmiyor insanlara. Yani 5 milyonluk, 10 milyonluk bir araba yetmiyor. Çünkü arabalar ucuz orada. Yani en pahalı araba bile ucuz. Plaka satın alıyorlar. Yani orada bir numara mesela şeyh diyelim. İlk 8, 10, 15 numaralar falan böyle milyonlarca dolara gidiyor. Biri mesela 7 numarayı almış bilmem kaç milyon dolara. Ya yani o plakayı takmak bile, normalde plaka nedir? Bir 100 liralık bir şeyi milyon dolar veriyorlar ki ben daha zenginimi göstermek için. Dolayısıyla bu bizim coğrafyamızda vardı. Biz bu coğrafyaya biraz daha döndükçe, bu hep söylüyorum yani Norveç'e gittikçe bunlar olmaz. Hatta geçen Cüneyt Özdemir'in bir şeyi vardı, onu paylaştım. Yani Avustralya Başbakanı gidiyor, ikinci el buzdolabı alıyor orada. Utanmıyor. Öbürü bisikletle gidiyor, utanmıyor. Ama onların paraları o kadar çok oluyor ki o yüzden. Varlık fonları gidiyor, Türkiye gibi borçlu ülkelerin iyi şirketlerine ortak oluyor, iyi şirketlerini alıyor. Ne bu, gelişmemişlik kompleksi mi? Bravo, işte bunun nedeni, bunu İlber Hoca söylemişti çok güzel. Lüks ve şatafat işte gelişmemişliğin işte verdiği bir aşağılık kompleksi nedeni maalesef. Yani bir başarıyla, yani neydi, bir başarıyla eğer yoksa, bir başarınız yoksa tabii mecburen bir şey de göstermek zorunda. Yani çok zekiyseniz, çok iyi kitaplar yazmışsanız veya buna gerek duymuyorsunuz ama yoksa mecbursunuz. Şimdi maalesef bizde biraz böyle bir sorun var. Bu iyice artmaya başladı. Bir de üzerine ekonomik krizin olduğu dönemde tabii bunların yapılması çok enteresan. Ama baktığınızda bu da çok enteresandır. Tarih çok enteresan bir şey. Ben tarihi yüzden çok meraklıyım. Osmanlı'nın son döneminde o bütün şaşalı saraylar, Osmanlı'nın hatta camiler, yani cami yapmak güzel bir şey ama mutlaka yapılması lazım. Ama en şaşalı olanları, en güzel olanları Ermeni bir o zamanın mimarına yaptırılıyor. Ondan sonra o güzel saraylar yaptırılıyor ve kimin parasıyla yapılıyor? O zamanki Yahudi bankerlerin parasıyla yapılıyor. Komodo merdivenleri vardır hatta. Hı hı. Onun sahibi, sonra ona anıt mezar falan yapılıyor hasbihal. Yani aslında bakarsanız o kadar çok tarihteki örneği var. Ama sadece Türkiye'de değil. Büyük bankalarda, büyük şirketler de vardı. Zamanında battı. Batmadan önce ne yaparlardı biliyor musunuz? En lüks restoranlarda yemekler düzenlerdir. Yani Lehman Brothers batmadan önce evet, en lüks restoranları ben batmıyorum diye. Dolayısıyla bunlar hep böyle bir ilkel, içgüdüsel hareketler. Dolayısıyla bunların yapılmasının çok doğru olmadığı, seçmen nezdinde de uzun vadede zarar vereceği gözükmekle beraber niye yapılıyor derseniz, işte zamanında bizim bu kültüre alışkın olmamızdan dolayı sempatik geleceğini düşünüyorlar insanlar, iktidar veya işte etrafındaki. Ama yeni nesil artık bundan sıkıldı. Yani evet, 1960'larda, 1970'lerde bu tutuyordu. Gerçekten tutuyordu. Hatta belki 2000'lere kadar tuttu. Hatta onu hep söylerim ben. Yani Türkiye'de kırmızı ışıkta duran, normal bir arabayla dolaşan, kendi arabasıyla dolaşan, bir apartmanda oturan bir siyasetçiye saygı duyulmuyordu. Bakın, duyulmuyordu. Yani böyle bir gerçek de var. Yani bunu yapmak da aslında o zamana kadar mantıklıydı. Yani son 5 yıl öncesine kadar kendince bir tutarlılığı vardı. Çünkü bizim halk öyle insan seviyor. O diyor, bu diyor kendi bunu alıyorsa diyor bizi neler yapar diyor. Tam tersi düşünmüyor yani. Niye bu kadar iyi yaşıyor? Ama artık bu ekonomik krizle beraber gerçekten göze batmaya başladı. Dolayısıyla da bence bunlardan bir an önce, yani bunu kim yapıyorsa, yine diyorum ben hep diyorum biraz böyle tatlı konuşmayı severim. Direkt konuşmayı sevmem. Ya bunları Cumhurbaşkanı'na kim yaptırıyorsa, kim bunu ne bileyim işte tavsiye ediyorsa gerçekten onun iyiliğini düşünmüyor. Çünkü bunlar uzun vadede partisine ve Cumhurbaşkanı'na zarar verecek. Yani ben olsam ararım, ya bunu niye yaptınız? Niye yaptın? Ben kendi küçük aklımla şu anda bunu yapmam yani. Bak, bu net söylüyorum ya, yapmam. Ya gerek var mı? Dolayısıyla bunları yapmak lazım. Diğer konuya gelirsek ve bunların Mehmet Şimşek'in de tabii şey yapması lazım. Çünkü yine diyorum bakın, bu kadar krize göze batma oluyor. İnsanlar tabii yanlış anlayabiliyor. Diğer konuya gelirsek, diğer konuların tabii hukuki içeriklerini ben çok aşırı bilmediğim için çok yorum yapamayacağım. Ama şöyle bir şey de var tabii. Bu hukuk öyle bir şey ki yani gerçekten somut bir şey olduğunda ve ceza olduğunda tabii bu tip kararların alınması çok önemli ama bizde şu olmaya başladı. Bu Fenerbahçe davasında oldu, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bakın, ki çok takım tutmayan bir adam olduğum için rahat rahat söyleyelim. Yani bize bir öyle önce bir haberler veriliyor medyada belli bir kanallar aracılığıyla ve ondan sonra biz onu kafamızda yargılıyoruz İpek Hanım. Yağladıktan sonra da, ve bunlar genelde böyle sevilmeyen insanlar oluyor. Yani şimdi niye bu? Ben savunmak için söylemiyorum, lütfen yanlış anlasın ama genel bir şeyi söylüyorum. İşte biri mesela sevilmiyorsa veya yanlış bir hareket yaptıysa, ya yanlış yaptı değil mi? O altınlar yaptılar, bir şeyler yaptılar değil mi? Aa diyorlar, bunun üzerine bir şey yapılıyor ve ondan sonra da tam tersi yapılınca halkta bir güven oluşması şey oluyor. Yani nasıl söyleyeyim size bunu, ya varsa bir şey evvelden bu kadar medyada yargılanmadan önce haber yapılıp da
şey yapılması da doğru değil. O da çünkü başka bir kaygılar. Mesela bakın şöyle söyleyeceğim. Yani bunu burada ticaret içinde biri olarak söylüyorum. Bir sürü insan, temiz çalışan insan, Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Ve dürüst çalışanların parasına ihtiyacı var. Bir sürü şey insan şunu demeye başlamaya başlıyor. Ya bunlar bir şey yaptı mı ben bilmiyorum ama ya Allah korusun ya aynı şeyler benim de başıma gelirse deyip paralarını da yurt dışına kaçıran insanlar oluyor. Bu da Türkiye ekonomisinde çok büyük bir yara oluşturuyor. Dolayısıyla bizim yargıya güvenmemiz lazım ve biri gerçekten suçluysa bu şeylerin oluşması lazım. Bizde biraz şöyle yardımın intiba... güvenilir olması lazım. Tabii şimdi bizde şöyle bir intiba oluştu yani bazı insanlarda oluştu. Bu insanlar gerçekten suçlu mu? Ya da bunlar gibi çok suçlu var mı? Yoksa bunlar çok ön plana çıktıkları için, göze battıkları için mi? Vitrin mi yani? Vitrin mi oldu da bunlara şey yapılıyor? Şimdi bu ne kadar tehlikeli bir şey. Bu olmaması gereken bir şey. Dolayısıyla inşallah bu da düzelir. Dolayısıyla çünkü bu da bakın diyorum hepsi işte hukuk ve diğer vergi sistemleri o kadar önemli ki o zaman da para bulamıyoruz. Yani tekrar söylüyorum bakın eğer biz böyle bir kaç tane daha olay, çünkü burada ben mesela o olayları incelerken kanunların bazılarını da biliyorum, bazıları suç olmayan şeyler. Mesela çok haklı olarak bütün kanallar bunu saatlerce konuştu ama ben bakıyordum kanunen hapis suçu değil ki. Ha paraların alınma suçu var yani ceza olarak. Paraların el koyma. Paraya konulabilir, cezası ama, olabilir ama. Bugün, ama orada birçok suç var. Tamam, işte ama onlar da eğer yok, şimdi yok deniyor ama şimdi sorun o. Şimdi bakın o, işte ondan sonra da yok denince ne oluyor, güven kalmıyor. O zaman baştan bunları... Çok iyi elemek lazım. Bunlar işte şey olursa da yine diyorum normal vatandaşın, ortalama vatandaşın. Düşünsenize siz şimdi çok güzel para kazanıyorsunuz. İşte her şey normal işlese işlemeyince bunlar da ne oluyor? Bakın yine ekonomiye de geliyor olay. Bakın ne oluyor işte o zaman da paralar yurt dışına kaçıyor. Bunu yıllar önce Ali Babacan söylemişti. Çok hoşuma gitmişti. Doğru olduğu için burada zikrediyorum. Kendi sözünü dedi ki bankalarda para var, halkta da para var belli kesimde. Ama nerede biliyor musunuz o paralar dedi. Yukarı çıkın sahiden dolu. Ben sonra tecrübe ettim. Kasalarda. Sisteme para girmiyor İpek Hanım. İnsanlar dolarda paraları uzun vadede enflasyon olmasına erimesine rağmen bankaya koyamıyorlar, kasaya koyuyorlar. O zaman da ne oluyor? Biz yurt dışından borçlanmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu güvenin oluşması lazım ki o paraların aşağı inmesi lazım. Kasalardaki paralar, ya bir sürü bankaya gidin İstanbul'un merkezinde kasalarda yer bulamayacaksınız. Şaka gibi.